Herkese merhaba. Bugün Céiron ekibi olarak sizlere Céiron Wars'ta son derece önemli bir yeri olan Yoldaşlar ve Andalar hakkında kısaca bilgi vereceğiz. Céiron savaşlarında yoldaşlarımız her şeyden önce bizim arkadaşlarımız. Yaverlerimiz dışında kalan yoldaşlarımızın kendilerine has karakterleri var. Bize katılıp katılmamaları bizim olduğu kadar onların da kendi tercihleri. Hatta yolculuğumuz sırasında alacağımız kararlardan memnun kalmazlarsa bizi bırakıp gidebiliyorlar. Yoldaşların kendilerine özgü karakterleri yansıtabilmek ve oyuncuların onları daha gerçekçi bulmasını sağlamak için çok çalışmamız gerekti. Oyundaki teknolojik limitleri ve oyunun temel olarak bir savaş stratejisi olduğunu düşünürsek, klasik bir RPG oyununun sunabildiklerinin tamamını sunma şansımız ne yazık ki yoktu. Ancak özellikle diyalog sistemi ile tatmin edici sonuçlar elde ettiğimizi söyleyebiliriz. Örneğin yoldaşlarımızın kendi kararlarının, komutanlarımızın oyunun diğer alandaki tercihlerinden ve başarılarından etkilenmesi bizce onların gerçekçilik hissini ve derinliğini arttırıyor. Onlarla yapacağımız konuşmalarda komutanımızın dünya görüşü, sözlerine verdiğimiz tepkiler ve hatta onların sorunlarına yaklaşımımız yine yoldaşlarımız bize olan bakışını değiştiriyor. İsterseniz gönüllerini almak için onlara hediye de sunabiliyorsunuz. Bu kadar çok ayrıntıdan etkilenen yoldaşlarımızla olan ilişkilerimizi iyi tutmak elbette ki oyunda bize bazı avantajlar sağlar. Örneğin oyun içerisinde bize bazı özel görevlerin açılmasını sağlayabiliyorlar veya savaş sırasındaki savaşçılarımızın güçlerini arttırabiliyorlar. Hatta size rakiplerinize karşı kullanabileceğiniz çok özel bazı eşyalar verebiliyorlar. Oyunumuzda her zaman bizimle olan emirlerleri ve yaverlerin dışında bir de yol arkadaşlarımız var. Yol arkadaşları Faryuklular tarafından Anda, Galunlar tarafından Yoldaş olarak isimlendiriliyorlar. Aslında biz pek çok yol arkadaşı tasarladık ama ilk etapta oyunumuzda sadece her iki devlette birer tane olmak üzere toplam 2 tane yol arkadaşımız olacak ve biz şimdilik onların detaylarıyla başlayacağız. Faryukluların ilk yol arkadaşının ismi Yavuz Alp. Yavuz Alp aslında Batı Türklerinden gelen bir karakter. Kendisi Batı Türklerinden yani Türkan Sultanlığından daha sonra Doğu'ya doğru geçiyor ki oyunumuz o aşamada neden Yavuz Alp'in Doğu'ya geldiğini ve niçin daha sonra göçebe Türklerin yani Asena Kanunu'nun topraklarına yerleştiğini bilmiyor. Bunu tabi oyunda zaman içerisinde öğrenebileceğiz. Yavuz Alp aslında Ahi örgütüne mensup. Tabi buranın merkezi Türkan Sultanlığı'nda ve bu Ahi örgütüyle ilgili görevler yaparken daha sonra işte bilinmeyen bir sebepten dolayı Doğu'ya göç etmeye karar veriyor. Buradaki göçebe Türklerle birlikte yaşıyor. Ve burada Kurt Kardeşliği isimli başka bir örgüte katılmaya karar veriyor. Kurt Kardeşliği aslında Asena Kanunu'nda bulunan milliyetçi bir örgüt. Ve asıl amacı Asena Kanunu'nun iç yapısında politik çıkarlar sağlamaya çalışan çerezki güçlü imparatorlukların, işte Galun İmparatorluğu gibi, Faryuklu İmparatorluğu veya Kem et Firebunluğu gibi bu imparatorlukların politik mücadeleleriyle uğraşmak zorunda kalıyorlar. Çünkü Asena Kanunu'nun stratejik konumundan dolayı kendi işlerine pek çok müdahale oluyor bu şekilde. Ve Kurt Kardeşleri de bir şekilde Göktürk temelli bir hükümran aileden gelen Asena Kanunu'nun iktidarını korumaya çalışıyorlar. Ve bu şekilde Yavuz Alp buradaki görevlerle ilgili hayatını sürdürürken burada başka bir aile ile karşılaşıyor ve burada geçmişle tekrar yüzleşmek zorunda kalıyor. Ve bir şekilde kendisini ailelere borçlu hissettiği için tekrar onlara yardımcı olmaya başlıyor. Ailelerin ona verdiği son bir görev sırasında Faryuklu topraklarına gitmek zorunda kalıyor. Burada koruduğu bir kervan söz konusu. Ve bizim oyuncumuz da Yavuz Alp'le bu görev sırasında karşılaşacak. Faryuklu topraklarında bulunduğu için Yavuz Alp ve bizim Faryuklu komutanımız da doğal olarak aynı bölgede olduğu için Yavuz Alp'le karşılaşmasına sahip olacaklar. Ve oyuncumuz bir görev sırasında Yavuz Alp'in bulunduğu kervanı saldırıya uğraması neticesinde tabii isterse eğer Yavuz Alp ve kervanı kurtarabiliyor. Ve bunun neticesinde Yavuz Alp'in ona katılma teklifini kabul ederse ilk bir arkadaşını elde etmiş olacak. Yavuz Alp size katıldıktan sonra zamanla yavaş yavaş onun geçmişiyle ilgili bazı sırları öğrenebilirsiniz. Onun karakterini, kişiliğini ortaya çıkartabilirsiniz. Ve tabii eğer kafa yapınız uyuşursa, o da sizle birlikte kalmak isterse bütün yolculuk boyunca onunla birlikte mücadeleye devam edebilirsiniz. Yavuz Alp onları için yaşayan bir karakter olarak tasarlandı. Son derece dürüst, yardımsever, aynı zamanda mağrur bir karakter. Bütün bu özellikleri onun fiziksel görünüşüne ve surat ifadesine vermek gerekiyordu. Tüm bunları yaparken kendi kültürünün izlerini de hissettirmeliydik. Bıyığı, saçları, giyinişi. Hep Batı Türklerini ve hatta onların kültürünü etkilemiş Yunan, Arap, Latin, İran kültürlerini yansıtıyor. Aynı zamanda Yavuz Alp'in bir savaş makinesi olması nedeniyle hem tüfek hem yay hem de yatağın kullanmasının daha etkileyici olacağını düşündük. Ve bu aksesuarları da Yavuz Alp'e ekledik. Şimdi isterseniz biraz da Galonların yol arkadaşlarından bahsedelim. Galonların ilk etapta karşılaşacağı yol arkadaşının ismi Evabalar. Eva aslında bir Galin ailesinden geliyor ki burada biraz konuya bilgi vermek gerekirse Galinler de Galonlar gibi, yani Galun İmparatorluğu'nun hükümran zümresinde aslında Rus kökenliler. Fakat tarihteki bazı olayların neticesinde Galon ailesi, yani Galon hükümranlığı bir şekilde Rusları ve diğer Rus zümrelerini bastırıp imparatorluğun hakim zümresi haline geliyorlar. Ve zaman içerisinde diğer zümreleri, diğer ırkları, yani azınlıkları veya işte kendine gibi Rus kökenli olan diğer hanedanlıkları hor görmeye başlıyorlar. Tabi bu imparatorluktaki direkt olarak Galon olmayan bütün insanlar için hayatın daha zor olması anlamına geliyor. Fakat Eva'nın gizemli bir karakteri var ve bu gizemli karakterin arkasındaki asıl sebep işte Eva'nın bu içinde bulunduğu ailevi kökenleri değil veya azınlıkları olan diğer baskılar değil. Bunlar sadece çok küçük bir unsur. Eva'nın başka sıkıntıları, başka gizemleri söz konusu, fakat oyundaki belki en zorlu olaylardan, unsurlardan birisi de Eva'nın gerçekten kim olduğunu, neden böyle olduğunu, bu hale nasıl geldiğini anlamak olacak. Tabi bu noktada bu kadar gizemli bir durumken ben burada çok fazla Eva ile bilgi vermeyeceğim, karakteriyle ilgili, geçmişle ilgili. Eva ile geçinmek aslında veya Eva'yı yanınızda bulunmak gerçekten oyunda sıkıntılı bir karar da olabilir. Tamamen nasıl oynayacağınıza bağlı. Oyunu zorlaştırabilir. Çünkü Eva daha çok kendisine bağlı olan, başka hiçbir otoriteyi tanımayan bir karakter. Siz de tabii ki bir uç beysiniz, yani devletin resmi bir aslında komutanısınız, görevlisiniz. Böyle olunca tabii Eva gibi bir karakteri yanınızda bulundurmak sıkıntı olabilir. Fakat bu tamamen sizin tercihinize bağlı, çünkü oyun sizi öyle bir yere getirebilir ki bir yerden sonra sizin karakteriniz, hatta sizin karakterinizin kaderiyle Eva'nın kaderiyle birleşebilir, bir düğüm haline gelebilir. Dolayısıyla aslında Eva oyunu çok enteresan bir şekilde renk katabilecek bir karakter ama zorlaştırabilecek bir karakterdi. Tabii ki bu sizin seçimlerinize bağlı, belki de Eva ile ilk karşılaştığınız anda bir daha hiç onu görmek üzere ayrılabilirsiniz. Eva'nın karanlık ve gizemli bir havası var. Biz bu havayı oyunculara yansıtabilmek için Eva'nın kıyafetleri üzerinde bayağı bir uğraştık. Burada Eva'nın eskizlerinden birkaç tanesini göstereceğim size. Nereden başladık, nereye ulaştık. En sonunda Eva'nın o karanlık ve gizemli havasını yakaladığımızı düşündükten sonra asıl önemli olan Eva'nın ayırt edici yönlerini gösteren yüzüne odaklanmaya başladık, yüzünü çalışmaya başladık. Burada yine Eva'nın yüz eskizlerini, yüz çalışmalarını, ön çalışmalarını görüyoruz. Bunlar öyle. Eva'nın yüzündeki en önemli ayırt edici noktalar ise şuradan soldaki monitörden bakacak olursak gözlerindeki morluklar. Bu morluklar Eva'nın bir alpinist geçmişi olduğunu gösteriyor. Yüzündeki yara izi, şu pırlantalarla gizlemeye çalıştığı, süsleyerek gizlemeye çalıştığı yara izi yine geçmişiyle ilgili bize ipuçları veriyor. Bu ipuçlarını tabii ben şu anda size söylemeyeceğim, oyunda bunu göreceksiniz, anlayacaksınız. Bir de Eva'nın en önemli özelliklerinden biri taşıdığı silahı, hiçbir zaman yanından ayırmadı. Bu şu kanlı, paslı eski bir bıçağı var yani. Bu da geçmişiyle ilgili bize ipuçları veriyor aslında. Oyunumuzda Eva ve Yavuz Alp dışında pek çok yol arkadaşımız bulunacak. İlk etapta oynayacak Selin ve Boğdan'la ilgili detaylı bilgileri biz öncelikle web sitesine gireceğiz ve buradan siz temin edebileceksiniz ama tabii Eva ve Yavuz Alp'la ilgili daha fazla bilgi de web sitemize girmeyi planlıyoruz. Aslında genel konuşmak gerekirse biz yol arkadaşlarıyla ilgili gerçekten çok çalıştığımıza inanıyoruz ve onların oyunda çok önemli bir yer teşkil edeceklerini düşünüyoruz. Umuyoruz ki sizler de onlarla oyuna tanıştığınız zaman onları seveceksiniz ve yaptığınız işi beğeneceksiniz.